Canım? Telefonum kapalıydı. Şimdi aldım mesajlarını. Defalarca aradım Meltem. Dersteydim aşkım. Akşam geliyorsun değil mi? Bir dakika. Siz gidin, ben geliyorum. Kantindeyiz. Alo. Akşam gelir miyim, gelemez miyim bilmiyorum. Ya ama öyle konuşmuştuk. Gelmesem daha iyi olacak galiba. Meltem ne oluyor yine? Yeni bir şey olduğu yok. Annemler hala çok gergin. Bu durumda kalkıp ben Selim'e gidiyorum diyemem. Sen gelmezsen ben gelirim Ankara'ya. Yapma bence. Zaten dün gece hiç uyumadım. Düşündüm düşündüm. Bak bu aradaki mesafe yüzünden oluyor. Bizim bir an önce birlikte yaşamamız lazım Meltem. Olur. Taşınayım sana. Yazı beklemeden evlenelim Meltem. As. Duydun mu beni? Ne diyorsun Selim ya? Evde bambaşka şeyler konuşulurken şaka yapar gibi. Biz yazı beklemeden evleniyoruz mu diyeceğim babamlara? Ya ben seni seviyorum, kaybetmek istemiyorum. Ben de seni ama. Aması falan yok işte. Görüyorsun uzadıkça çıkıyor. Babanın muhalifleri, benim babamın rakipleri huzurumuzu bozmak için bizi buldular. Hepsinin çenesini kapatalım, ne diyorsun? Bu telefonda konuşulacak bir şey değil. Gel işte o zaman, yüz yüze konuşalım. Bakarız. Eğer ayarlayabilirsem ararım. Sen evi ayarla, ben uçak biletini alıyorum. Selim. Hadi, şimdi hallettim bile, akşam buradasın. Dur bir eve gideyim önce. Konuşalım, sonra al biletleri. Aldım bile, bay bay. Ne yapıyorsun oğlum sen? Abi bir an önce olsun bitsin, ben de kurtulayım bu stresten. Aptalım benim. Yağmurdan kaçarken doluya tutulacağız. Buyurun Reşat Bey. Belgin Hanım çıktı efendim. Bugün şirkete dönmeyecekmiş. Rica ederim efendim. Efendim baba. Neredesin? Meltem'i karşılamaya havaalanına gidiyorum. Geldim yani. İyi tamam. Eve mi geliyorsunuz? Evet, ne oldu? Ben biraz gecikeceğim, bir yemek yiyeceğim birisiyle. Ama erken gelmeye çalışırım. Tamam. Söyle, hafta sonu bizde kalsın. Başka bir yere gönderme. Tamam tamam, öyle planladık zaten. Evde görüşürüz o zaman. Niye sürekli aynı dosyayı önüme getiriyorsun? Ya ben bunu biliyorum. Ya fiyatı bir tık yükselttim, müşteriyi de ikna ettim. Marj düşük dedin ya. Ay tamam. Asıl sen Romanya işini bitir bir an önce. Vallahi Belgin'le çalışamadık, erkenden çıktı bugün. Ay istemiyorum, arabaya götür. Gelin bakarız. Tamam, eyvallah. Baban çıktı mı? Çıktı. Memur tabii. Altı olunca durmasın. Sibel'cim, şu Romanya işinin şeylerini bana bir göndersene. Yaptığımız anlaşmalar, sözleşmeler, indirimler falan. Belki bu akşam Belgin Hanım'la birazcık çalışırız. Belgin, sana geliyorum. Yapma işte, konuşacağız. Tamam tamam, uzatmaya geliyorum. Çok özledim seni. Ya lütfen bana soğuk davranma Meltem. Hiçbir şey yapmıyorum. Geldiğinden beri surat asıyorsun. Dokununca irkiliyorsun, daha öpmedin bile. Çok etkilendim Selim. Ya başlama yine, ne olur ya. Elimde değil. Ve bu olay tamamen açıklığa kavuşana kadar da hiç içim rahat etmeyecek. Bozulma ama. Biraz bana hak ver. Kendini benim yerime koy. Sen benimle ilgili bir şey duysaydın ne yapardın? İnanmazdım. İnanmazdım Meltem. Kim çıkarıyor bu yalanları derdim ya. Ha?
Meltem, ben her şeyden önce sana inanırdım, tamam mı? Sadece sana. Allah'ım çıldıracağım ya. Dün akşam Ankara'ya geldim. Gece döndüm, sabaha kadar uyumadım. Bütün gün bunu düşündüm. Ama sen hala aynı davranıyorsun. Tamam hadi, durma yolun ortasında. Ama en çok senin bu tavırların beni üzüyor, biliyor musun? En çok buna gıcık oluyorum. Tamam dedim, özür dilerim. Ya lütfen aşkım ya. Lütfen bırakalım aşkım bunları, ha? Bunu en çok ben istiyorum. Bitir o zaman. Tamam hadi gidelim buradan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.